Şimdi AB liderlerinin özellikle Ukrayna ile ilgili aldığı karara geçelim. 54 milyar dolar tutarında yeni bir yardım yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Ve özellikle Ukrayna'ya mühimmat, işte füze teslimatının hızlandırılmasına acil ihtiyaç olduğu konusunu vurguladılar. Yine Ukrayna'ya yapılacak yardımlar konusunda kararlı olduklarını belirttiler. Bu önemli. Gerçi Amerika'dan henüz bir ses yok. Ne var bunun ayrıntısında? Bu yardım Ukrayna için yeterli olacak mı? Serdar, aslında içeride konu bu olacaktı bugün ama bu konu çok hızlı bir şekilde halledildi bugün. Viktor Orban vetosu çok hızlı bir şekilde aşıldı. Bugün beklenenden daha kısa sürede geldi. Bu arada tabii dışarıda çiftçiler ciddi anlamda bastırıyordu. Ortalık ciddi anlamda karışıktı. Binlerce traktör Brüksel'i bastı derken bu konuya çok hızlı bir şekilde değindi Avrupa Birliği liderleri. Asıl tarım konusu çok büyük zamanlarını aldı. Yunanistan'dan Portekiz'e eylemler devam ediyor. Zira Ukrayna konusu çözülmüştü aslında birkaç gün önce. Viktor Orban bu yardımlara karşı çıkıyordu, veto koyuyordu Ukrayna'ya bu yardım yapılması konusunda ve bu yardımların 5 yıllık bütçeyle birlikte belirlenmesini değil, yıllık bütçelerle verilmesini en son söyledi. Buna da Avrupa Birliği karşı çıkınca artık direnmekten, Avrupa Birliği'ni irite etmekten aylardır vazgeçti ve bugün vetosunu kaldırdı. Ne karar çıktı bugün? 50 milyar euroluk yardım Ukrayna'ya Avrupa Birliği tarafından 5 yıl süreyle verilecek. Bunların 33 milyar euroluk bölümü kredi şeklinde verilecek. 17 milyar euroluk bölümü ise hibe şeklinde Ukrayna'ya aktarılacak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Senato'nun 60 milyarın üzerindeki yardıma onay vermemesi, bir türlü yeşil ışık yakamaması nedeniyle Avrupa'dan gelen bu haber Ukrayna'yı biraz olsun rahatlattı. Haberi Charles Michel verdi bugün. Sonunda birlik içinde çıktık bu tartışmadan da dedi ve bu bir birlik, uzlaşma, bir istikrar belirtisidir Avrupa Birliği için dedi ve Ukrayna'nın uzun vadede yanında olduğumuzun çok önemli, çok sembolik bir göstergesidir dedi. Rusya bizim yorgunluğumuzdan faydalanmamalı dedi Macron. Oraya mesajlar gitti. Ukrayna'nın yanındayız. Amerika'dan yardım çıkmadı ama Avrupa Birliği şu anda Ukrayna'ya yardım ederek yanında bulunuyor. Uzun vadede de yanında olmaya devam edeceğiz mesajı verdi diyelim bu kararla ilgili. Bu karar tabii parlamentodan, Avrupa Parlamentosu'nda onaylandıktan sonra yasalaşacaklar.